Belediye Başkanı Alper Taşdelen tweetler attı. Bir açıklaması var. Ben bunu okumak istiyorum Evet, müsaade tabii. ederseniz. Arada okudunuz bana, buyurun. Diyor ki Sayın Taşdelen, Mehmet Bey, ben izlemedim ama bana iletildiği gibi gündeme geldiyse açıklamak isterim. Evet, gündeme geldi. Belediye şirketine ait olan Audi marka araç bir ay önce satılmıştır diyor. Evet. Sadece resmi makam aracının arızalı ve bakımda olduğu dönemde geçici olarak kullanılmış ve bir ay önce de makam arabaları konusu gündemde yokken belediye şirketince satılmıştır. Ben bu arabayı kullandım ama makam arabası arızalıydı. O süreçte kullandım. Sonra da bu tartışmalar gündemde yokken bir ay önce bunu sattım. Satılmıştır diyor. Yeni araç alınmamış ve halen benden önceki başkanın almış olduğu makam aracını kullanıyorum. Bu açıklamayı paylaşmanızı rica ederim. Audi marka araca binmediğim ve satıldığı da Hürriyet Ankara ekibinde haber olarak yer almıştır diyor. Şimdi bir kere özellikle Sayın Başkan'ı severim. Gayet de iyi diyalogumuz vardır. İkincisi, onu suçlamak için söylemedim. Ne dedim hatırlarsanız? Herkes Mercedes'e binebilir makam. Evet. Önemli olan dedim, istismar etmemek. Yani Kılıçdaroğlu kalkıp bir Diyanet İşleri Başkanı'nın Audi'siyle, Mercedes. pardon Mercedes'iyle, özür dilerim, Mercedes'iyle ortalığı karıştırmamalı. Ayıptır dedim bu. Yani bu ahlaka yakışan bir olay değil dedim. Gene diyorum aynısını. Yalnız Alper Bey burada farkına varmadan birkaç yerde kendisini ele veriyor. Nerede? Birincisi diyor ki, ben diyor bir ay önce bunu sattım diyor. Gündeme gelmeden diyor. Bak, ben arada hemen internete girdim. Herkes internete girebilir. Diyanet İşleri Başkanı'nın arabayı alması, Haber olması. haber olması Aralık ayı. 6 ay önce. Yani 6 ay önce. 5-6 ay önce. 6 ay önce olduğuna göre 6 ay içerisinde ne yapılmış? Bu bir ay önce satılmış. Niye? Çünkü dediler ki Kılıçdaroğlu vesaire, belli ki arkadaş bu konu kalkıp gündeme gelecek, bunu sat. Ve satmış. Neden sonra? Mercedes konusu demagoji olduktan sonra. Bu kendini kurtarmaz. Peki. Birincisi bu. Hayır. Şey daha var. Bir konu daha var. İkincisi, kimde bu araba? Benim şirketimde diyor. Sattık diyor. Niye aldın o şirketi? Mercedes'i niye aldın? Sen aldın, senden önceki. Benden önce Audi, almamış pardon, diyor. Audi. Audi. Sen aldın, başkası aldı. Niye aldın? Niye aldırdın? Ne işi var Audi'nin şirkette? Demek ki başkan kullanacak onun için. Bu doğal. Türkiye'deki bütün şirketler, zaten belediyeler şirketler eliyle aldırır bunları. Bak, bu anormal bir şey demiyorum. Evet. Anormal olan Kılıçdaroğlu'nun Diyanet İşleri Başkanı'nı yıpratmak için yaptığı demagoji. Bu ayıp. Yoksa şirket almış bir Audi. Belediye başkanı Mercedes kullanmış. Bunlar ayıp şeyler değil. Bunlar makama alınan şeyler. Evet. Ki Çankaya'da büyük bir ilçe Büyük bir ilçe. olabilir Yani yani Audi'ye de onun binebilir. için Alper söylerken biraz farkına varmadan yakalanacağını, aradaki püf noktalarını yakalayacağını Ama şey, yine böyle de cevap yani vermiş. bu açık, şeffaf bir tutum Teşekkür sergileyip ediyoruz. Ben onu kınamıyorum cevabını yani, niye aldın diye. Onu yanlış tamam anlamasın. anlaşılmıştır. Geçelim. HDP'yi konuşalım Hay biraz. hay. Şimdi milliyetçilere, MHP'ye, CHP'lilere bir sürü şey söylediniz. Kürtlere ne diyeceksiniz? Yani Kürtler de bir HDP'ye yönelim var bu seçimde. Şimdi ben Kürtlere hiçbir şey demem. Bir kere Kürt demek doğrudan doğruya bizim başımızın tacı olan insanlar demek. Bugün önüme listede aldım geldim. O kadar çok Kürt aleminde şey var ki, alim var ki. Benim söylediğim başka bir konu. HDP ve PKK Kürtleri temsil etmez. O bir Ermeni teşkilatıdır. Onu ispat edeceğim. Ama şimdi bakın, Kürt asıllı İslam alimleri, Hazreti Caban el-Kürdi, Hazreti Zozan, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Abdülhalik Güçdivani Hazretleri, Selahaddin Eyyubi el-Kürdi, Cakir el-Kürdi, Molla Gürani, Molla Said Sirdi, Mevlana Halit, Seyit Abdülkadir, Mahmut Beyaz, Bazidi,
Abdülhakim Arvazi ki şey bizde... Vanlıdır. Efendim? Vanlıdır ve mezarı Bağlum'dadır. 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 Bizim başımızın tacıdır. Her zaman saygı gösterdiğimiz. Seyit Tahai Hakkari, Muhammed Esat Erbili, Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri, Muhammed Raşit Erol Hazretleri, benim yakinen tabiri caizse danıştığım, elini öptüğüm, zaman zaman Keçiören Belediye Başkanlığı'nda akıl sorduğum ve beraber Medine'de, Mekke'de bulunduğumuz ve orada vefat eden, yani kutsal topraklarda şu anda defnedilmiş olan Haydar Hatipoğlu. Siirt, Allah rahmet eylesin. İzmir müftüsü. Şimdi böyle bir alimlerin bulunduğu bir alemdir Kürt alemi. Bu insanların sadece eli öpülür ve bunlara hürmet edilir. Kürt bizim başımızın tacı. Ama şimdi tekrar başa geliyorum. PKK bir Kürt teşkilatı değildir. PKK bir Ermeni teşkilatıdır. Ben bunun Ermeni teşkilatı olduğunu şimdi size ispat edeceğim. Kürt kardeşlerim, peşinen şunu düşünün, gerisi çok daha kolay gelecek. Kürt, Kürt'ü öldürmez. Kürt kalkıp da alnı secdeye gelen bir Kürt'ü öldürmez. Kürt Kur'an yakmaz. Kürt cami bombalamaz. Kürt Kur'an kurslarını katiyen altını üstüne getirmez. Kürt okulunu yakmaz. Devlet dairesine hürmeti vardır, bunu yakmaz. Şimdi bunların hepsini yapan varsa ve beşikte çocuk öldürülüyorsa ve öldürülenlerin hepsi Kürt ailesi ise, kadın öldürülüyorsa Kürt ailesi ise, bunu öldüren Ermenidir. Bakın, ben size iki tane harita gösteriyorum şimdi. Bakın bu görmüş olduğunuz harita Kürdistan. Kürdistan diye internette çıkan bir harita. Sözde Kürdistan haritası. Şu kısmı Irak kısmı, dikkat ediyorsanız. Evet. Ama üst kısmı Anadolu kısmı. Şimdi ikinci bir harita koyacağım. Bakın, Anadolu'nun doğusu ve güneydoğusu ne? Ermenistan. Sözde Ermenistan haritası. Bakın şöyle üst üste koyduğumuz zaman, gösterme şansı varsa şayet ikisini bir arada. Bakın dikkat ediyor musunuz? Neredeyse aynı, birebir. Güneydoğu'yu olduğu gibi Ermeniler almış. Evet. Şimdi HDP'liler hiçbir zaman Ermenilere saygıda kusur etmez. Bakın, Demirtaş ne diyor? Diyor ki, hiç tereddüt etmeden Ermeni soykırımının gerçekliğini kabul ediyoruz. Kürtlerin de herkesin de rolü olmuştur bu soykırımda diyor. Şu sarı kısımda diyor. Yani Kürtlerin Ermenileri öldürdüğünü kabul ediyor. 1915 yılında Güneydoğu'da ve Doğu'da Ermenileri Kürtlerin öldürdüğüne bütün Ermeniler inanır. Ve bunun içinde Kürt düşmanıdırlar Ermeniler. Buyurun, bu da ikinci ispatı. Ermenilerden özür diliyoruz. DTK eş başkanı Ahmet Türk. Türk, 1915'te Ermeniler, Süryaniler ve Ezidilere uygulanan politikalara Kürtlerin de dahil olduğunu söyleyerek, burada Kürtlerin de payı var. Dedelerimiz bu halklara zulmetti. Torunları olarak özür diliyoruz. Bu özürü kabul etmek önemlidir diyor. Yani ne diyor? Kürtler Ermenileri öldürmüştür. Biz bunu kabul ediyoruz. İşte bunu bilen şey Ermeniler. Hatırlar mısınız? 70'li yıllarda Asala vardı. Asala, evet. Hep bizim elçilerimizi öldürmüştü. Bu Asala ortadan kayboldu, PKK çıktı. PKK 70'li 80'li yıllarda Lübnan'da pek çok faaliyetler yaptı, pek çok toplantılar yaptı. Ermenilerin bütün amacı kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri, demin gösterdiğim haritayla orayı ele geçirmek. Ama orada Kürtler var. Önce güya Kürtlerle işbirliği yaparak ondan sonra Kürtleri temizlemeye başladılar. Bu 2-2-4. Neden 2 kere 2-4? Bakın, özellikle 70'li 80'li yıllarda Güneydoğu'da ve Doğu'da inanılmaz köylerde katliamlar yapıldı. Ağırlıklı olarak kadın ve çocuk öldürüldü. Bakın, 82'de. Evet, 92'de. 80'lerde. PKK
halka sandırıyor. Erkeksiz köyde PKK barbarlığı, PKK teröristi savunmasız 15 çocukla 9 kadını delik deşik etti. Manşeti görüyor musun? Hürriyet hem de. Şimdi HDP'ye tabiri caizse her türlü yağı çeken Hürriyet. O gün de böyle diyor. Camide PKK katliamı. 10 kişiyi acımasızca öldürdüler. Sarı kısma bakacaksınız hep işaretlediğimiz. PKK 30 köylüyü kurşuna dizdi. Buyurun. Daha sonra köylüler ateşe verdiler. Yangın bombalarıyla köy basıp 27 kişi öldürdüler. Aralarında bol miktarda kadın ve çocukların bulunduğu. Yine PKK vahşeti gece yarısı köy basıp çocukları ve kadınları, çocukları dikkat edin cümleye, bakın burada şurada yukarıda, çocukları ve kadınları yataktan kaldırıp öldürdüler. Kim? PKK. Yani Ermeniler. Dün 8'i çocuk 15 kişi öldürdüler. PKK. Katliam 22 ölü. Vahşetin telsiz bantı. Yine PKK 2 günde 26 ölü. Bir aileden çoluk çocuk demeden 11 kişiyi kurşuna dizdiler. Kana susamış caniler kadın çocuk ayırmadan Mardin'de 28, Hakkari'de 2 insanımızı katlettiler. PKK 27 köylüyü katletti. Baskını yapan eşkıya Kürtçe marş okuyarak uzaklaştı. Eruh'ta köy bastı. 25 ölü, 3 yaralı, çoğu kadın ve çocuk. Düğün evine bomba, 8 ölü. Soykırım işte bu. PKK Mardin'in Pınarcık köyünde 16'sı çocuk, 6'sı kadın, 30 kişiyi katletti. Evet, peki. Böyle onlar, gidiyor. Onlar son olarak, peki, bir, son şey olarak bir şey göstereceğim. Son bir tane göstereyim. Bu da şu. Ve o tarihte Türkiye Gazetesi manşet atıyor. 2 günde 10 Ermeni terörist öldürüldü. PKK'lı. Evet. Niye Ermeni diyor? Çünkü sünnetsiz bunlar. Ve Barzani ne diyor biliyor musunuz? PKK casus örgütüdür diyor. Şimdi bütün bunları gösterdikten sonra, bütün bunları söyledikten sonra bunların bir Ermeni örgütü olduğu alem ve şey, aleni. Evet. Bir şey soracağım. Tamam. Yani bu iddialar yeni de değil. Sadece siz de söylemiyorsunuz. Bu katliamların hepsi vaka. Benim çocukluğumda bu dehşet haberlerini televizyonlarda izleyerek geçti. Ama bugün yani 2-3 milyon Kürt oy veriyor bu HDP'ye. Aileleriyle 5-6 milyon kişi demek. Yani biraz eskimedi mi bu Ermeni iddiaları, Ermeni meselesi? Yani artık bu örgüt ben Kürt davasına gidiyorum diyor. Evet. Eskimedi. Bakın şu fotoğrafa bakalım. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Selahattin Demirtaş'ın Ermeni lobisiyle yapmış olduğu görüşme. Bu görüşmede Selahattin Demirtaş hangi haritanın önünde oturuyor? Oturduğu o üst kısımdaki harita. Yani şurası, bakın şurası Doğu Anadolu. Sözde Ermenistan dedikleri yer. Bunun önünde gidiyor, Amerika'da poz veriyor. Aynı şekilde burada çok daha net olarak belli. Ve bunun üzerine Amerika Ermeni Ulusal Komite Başkanı'ndan HDP'ye, Demirtaş'a tam destek veriliyor. Onunla mı yetiyor? Hayır. Avrupa Ermeni Federasyonu da HDP'ye destek verdiğini aleni olarak bu ifadeleriyle açıklıyor. Bugün TV'de Erkam Tufan, bakın şu sarı yeri okuyalım, ile analiz programında Ermeni Patrik Genel Vekili Arem Ateşyan önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 100 binin üstünde gizli Ermeni var iddiasında bulunan Ateşyan, Tunceli'de %90'ının Ermeni olduğunu söyledi. Kim söylüyor bunu? Ermeni Patriği söylüyor. Bakın meşhur bir zat vardır. Yusuf Alaçoğlu. Alaçoğlu. Yusuf Alaçoğlu biliyorsunuz MHP, Türk Tarık Kurulu'na başkanlık yaptı. MHP'den de şu anda milletvekili, şu anda da aday. APO dahil Kürt bilinen Ermeniler diye yazdığınız zaman internette bu yazı çıkıyor. Bu yazının içerisinde yüzlerce PKK'lının Ermeni lider ileri gelenlerinin teker teker Ermeni olduğunu, PKK'lının ileri gelenlerinin Ermeni olduğunu liste halinde veriyor.
Aynı şekilde şurada da çıktığınız zaman, girdiğiniz zaman aynı şekilde çıkıyor. Bakın, şunu asayım, şuradan bir şeyler okuyayım. PKK'nın içinde üst düzey yönetici olarak görev yapan 300 kripto Ermeninin bulunduğu, 2000 kripto Ermeninin de örgütün çeşitli kademelerinde yer aldığını dile getiren Öznur, Türkiye'de kripto Ermeniler HDP çatısı altında toplanmış, Ermeni ile PKK Şer İttifakı HDP'nin kendilerine merkez üssü olarak seçmişlerdir. Ermeni diasporasının HDP'ye neden açık destek verdiği bundan bellidir diyor. Bunu söyleyen Derin Sol kitabında bunun yazarı Hakkı Öznur. Bunu doğrulayan günümüzdeki bazı olaylar da var. Mesela daha yeni İstanbul'da Ermeni soykırımını unutma diye HDP Şişli Meclisi yürüdü. Ve rahatlıkla el ele kol kola Ahmet Demirtaş, Selahattin Demirtaş Ermeni patriği ile şey verebiliyor, poz verebiliyor. Ben şunu çok enteresan buldum. Buyurun. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da 1915 yılında ölen Ermenileri anma törenine katılıp Fatiha suresini okudu. Fatiha suresini. Kimi okuyor? Müslüman olmayan Ermenileri okuyor. Demirtaş 1915 olayları için bırakın önce taziyemizi kurup yasımızı tutalım, sonrası çok kolay olacak dedi. Ve bunun neticesinde son zamanlarda Diyarbakır sokaklarına işte böyle gördüğünüz gibi Ermeni isimleri levha olarak asılmaya başladı. Mıdırgıç Margosyan sokağı yapıldı. Sadece bunu onlar söylemiyor. Ben buradan MHP'li kardeşlerime de sesleniyorum. Rahmetli Türkeş diyor ki, asıl Kürt düşmanı çoluk çocuk demeden şu en alt kısımdaki sarı kısma bakalım şuraya. Evet. Asıl Kürt düşmanı çoluk çocuk demeden katleten PKK'lılar değil midir? Ermenistan hayali peşinde Güneydoğulu insanlarımızı çile çektiren 3-5 Ermeni fanatiğinin yönettiği PKK'dan daha büyük Kürt düşmanı olabilir mi? Biz Kürt düşmanı değiliz. Biz ayrılıktan değil birlikten yanayız. Hiçbir zaman bir Türk-Kürt ayrımcılığı yapmadık, yapmıyoruz. Güneydoğulu insanlarımızın yanındayız. Adına Kürt denilen insanlarımızı kendimizden ayrı görmüyoruz. Ama biz Kürtçülüğe, bölücülüğe karşıyız. PKK'nın gerçekleştirdiği terörle Kürt kardeşlerimize de büyük kötülük yapıldığı inancındayız diyor. Evet, peki. Şimdi buradan ben şunu söylemek istiyorum özellikle gene MHP'li kardeşlerime. Bakın arkadaş, rahmetli Türkeş'in de söylemiş olduğu olay bu. Bunlar bir Ermeni teşkilatı. Ama bugün Sayın Devlet Bahçeli çatmıyor buraya. 1,5 aydan beri terör örgütü PKK hakkında tek laf etmiyor. Çünkü paralel yapının emriyle koalisyon kurulması emredildi. Bunlarla mı koalisyon yapılacak? Kürt kardeşlerime şunu söyleyeceğim şimdi. Değerli kardeşlerim, Kürt, Kürt'ü öldürmez. Kobani olayları tam tersine Ermenilerin 53 tane alnı secdeye gelen Kürt'ü öldürdüğü tarihtir. Başka herhangi bir şey söyler misiniz? Bakın 6-7 Ekim tarihlerinde Kobani Selahattin eylemde. Demirtaş'ın emriyle sokaklara döküldü biliyorsunuz. Evet. Doğu ve Güney 50 kişi öldü. 53 kişi öldü. Ölen 53 kişinin hepsi alnı secdeye gelen Müslüman. Yasin'i hatırlarsınız. Tabii. Böyle. Yasin Börü. Yasin Börü kurban eti dağıtmak için gidiyor. Önce 3 katlı evden aşağı öldürüyor, orada dövülüyor, aşağı atılıyor. Yetmiyor, üzerinden arabayla geçiliyor. Çocuğun tanınacak yeri gelmiyor, ailesine göstermiyorlar. Bu zulmü Kürt Kürt'e yapar mı? Bakın o konuda bir bant getirdim. Kobani olaylarıyla ilgili. Anası babası ne diyor? Bir birlikte bir dinleyelim de bir vicdanımız sızlasın. Bir şöyle yapalım, reklama gidelim, ondan sonra dönelim. Hay hay. Çünkü bir reklam konusunda uyarı geldi. O Kobani konusunda göstereceğiniz fotoğraflar falan da var herhalde. Bu konularla ilgili fotoğraflar ve acayip filmler var. Yalnız bugün ilk defa görecekleri bazı filmler de var. Tamam. Şunu yalnız bir artı parantez, hani Türkiye'de bir Ermeni azınlık da var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Katiyen onlara sözüm yani, biz evet. Diasporayı. Evet. Biz taşnak Türklerini şey diyoruz, kastediyoruz. Türk diyorum. Ermenileri. Ermenilerini kastediyoruz.
Tamam. Doğrudan taşnakları kastediyoruz. Başka herhangi bir şey değil. Tekrar ara veriyoruz. Türkiye'de suların çoğu kirli.